Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ'da düzenlenen mitingde adı anons edilince kalabalık tarafından yuhalandı. 50 binden fazla insanın vefat ettiği depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Şehirde çok sayıda yıkım yaşanırken, bölge halkı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiliydi. Bazı vatandaşların "istifa edecek misiniz?" sorularını kaçamak cevaplarla geçiştiren Savaş, yine Hataylıların tepkisiyle karşılaştı. İsmi anons edildi, yuhalamalar peş peşe geldi. CHP'nin Samandağ'da düzenlediği mitingde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adı anons edildi. Savaş'ın adı anons edildikten sonra toplanan kalabalıktan yuh sesleri yükseldi. Otobüsün tepesinde yuh seslerini duyan Savaş, gelen tepkileri umursamadı. Öte yandan Lütfü Savaş ile CHP Hatay İl Başkanlığı'nda liste krizi yaşanmıştı. Savaş'ın, CHP Hatay İl Başkanlığı'nın yaptığı listeye karşı çıkarak kendisine yakın isimlere görev verilmesini istediği ortaya çıkmıştı. Ancak Savaş'ın Hataylılar tarafından yuhalanmasına sebep olan şeyler bunlarla da sınırlı değil. Şehirde, binlerce insan yakınlarını kurtarmak için ekiplerle birlikte tırnakları ile enkazları kazarken Savaş'ın, belediyeye bağlı itfaiye ekiplerini ağabeyi Mehmet Savaş'ın evine gönderdiği belirlenmişti. Ayrıca depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarda yüzlerce cana mezar olan müteahhitleri savunarak suçlanmamaları gerektiğini söyleyen Savaş, başta CHP seçmeni olmak üzere kendisini eleştirerek istifasını isteyenleri de devlet düşmanı olarak tarif etmişti. Kentsel dönüşüme karşı çıktı, müteahhitleri savundu. Depremin en çok zarar verdiği illerden birinin belediye başkanı olan Savaş'ın önceki yıllarda kentsel dönüşüm projelerine de karşı çıktığı kampanyaları akıllara getirmişti.